Merhaba. Kanal Sim ve Yakın Doğu Televizyonu'nun işbirliğiyle hazırlanan Engelsiz Haber'e hoş geldiniz. Bu hafta ülkemizden ve dünyadan kültür, sanat ve teknoloji ağırlıklı haberleri sizler için derledik. Kıbrıs sorununa çözüm bulma amaçlı müzakereler çerçevesinde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis yeniden bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede müzakereler için tahsis edilen binada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Aydin'in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye Kıbrıslı Türk müzakereci Özdil Nami ile Rum yönetimi müzakerecisi Andreas Mavroyannis de katıldı. Ayde, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada toprak ve mülkiyet konularının masada olduğunu ifade etti. Yaz tatili nedeniyle Ağustos'ta görüşme olmayacağını belirten Ayde, bir sonraki liderler görüşmesinin 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı. Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Mausa'daki Otello Kalesi'nde iki toplumlu bir etkinliğe katıldı. Ay ışığı altında Bizim Müziğimiz adlı konseri izleyen liderler barış mesajı verdi. Müzakereler sürerken iki toplumu yakınlaştıracak etkinlikleri desteklemek amacıyla oluşturulan İki Toplumlu Kültür Komitesi'nin düzenlediği konserde Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan müzik grubu Türkçe ve Rumca şarkılar söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler ile Güney Kıbrıs'ta iktidardaki Demokratik Seferberlik Partisi yaptıkları görüşmede parti başkanlarının karşılıklı olarak parti yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüşlerini ortaya koyması kararı aldı. DİSİ Başkanı Neofitu ve beraberindeki heyet CTP Birleşik Güçler Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Heyetler yaklaşık bir saat süren görüşme yaptı. Görüşmenin ardından CTP Birleşik Güçler Genel Başkanı Mehmet Ali Talat ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu basına açıklama yaptı. CTP Birleşik Güçler Başkanı Talat, yararlı bir görüşme yaptıklarını, iki büyük siyasi parti olarak çözüme bağlılıklarını teyit ettiklerini belirtti. DİSİ Başkanı Neofitu da bir kez daha diyaloğu sürdürme ve adanın yeniden birleşmesiyle ilgili kararlılıklarını ve desteklerini ortaya koyduklarını söyledi.
Erenköy Sağlık Ocağı'nda görevli bir doktor hasta yakınları tarafından darp edildi. Kıbrıs Türk Hemşireler Sendikası Başkanı Sıla Usar İncirli yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı. Ülkemizdeki sağlık sisteminin sorunları hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına sıkıntılar yaşatmaya devam etmektedir, dedi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Derya Kambay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya güven mektubunu sundu. Akdeniz'de Adana açıklarında 29 Temmuz'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisinden verilen bilgiye göre saat 01 sıralarında denizde meydana gelen deprem Yeni Erenköy deprem istasyonundan yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Ülkemizde de hissedilen hafif şiddetteki depremin merkez üssü Adana açıkları olarak açıklandı. Gönyeli Belediyesi'nin engelsiz kent hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, belediye, kent insanının yaşamını kolaylaştırma ve önündeki tüm engelleri kaldırma çalışmaları çerçevesinde Gönyeli'de 4 diyaliz hastasının ulaşım hizmetlerini üstlendi. Sosyal Aktiviteler Merkezi'ne bağlı özel donanımlı engelli aracı ile engelli yurttaşların fizik tedavi merkezinden hizmet almasına da olanak tanıyan belediyenin yaşlı üyelerine tansiyon ve şeker kontrolleri yanında bahçe temizliği ve diğer acil ihtiyaç konularında da hizmet sunduğu kaydedildi. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yeni dönem için önceden açıkladıkları en önemli projeleri olan engelsiz kente ulaşmak için tüm mevzuatların yeniden gözden geçirildiğini kaydetti. Gazi Mausa Belediye Başkanı İsmail Arter, bir yıllık görev süresini düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. ...2010 ila 2015 yılları arasındaki sürede belediyenin borç ve alacak tablosunu değerlendiren Arter, göreve gelmezden önce 13.666.000 Türk lirası olan borcun Haziran 2015 itibariyle 9.810.000 Türk lirasına düştüğünü söyledi. İstihdamlara da değinen Arter, 2014 yılında 341 olan personel sayısının 2015'te 53 geçici işçi ve 3 sözleşmeli de dahil olmak üzere 389 olduğunu kaydetti. Lefkoşa'da bir ekmeğin içinden vida çıktı.
İhbarı değerlendiren Lefkoşa Türk Belediyesi, tespit edilen olumsuzluk üzerine Lefkoşa'da satışa sunulan Kuru Manastır Köy Fırını'na ait ekmeklerin Lefkoşa marketlerinde satışını engelledi. Ekipler ayrıca söz konusu fırının marketlerde bulunan ekmeklerini müsaade etti. Gerekli tedbirler alınıncaya kadar söz konusu fırının ürünlerinin Lefkoşa'da satışı da engellendi. Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Aplıç Karasınır Kapısı'nın geçişlere açılmasının Lefke'nin çıkmaz sokak görüntüsünü sileceğini kaydederek, bunun ilk önce ekonomik değil, psikolojik rahatlama sağlayacağını söyledi. Bir açıklamayla kapının açılmasına yönelik hazırlıklarını anlatan Karlıtaş, Aplıç'a yakın köyleri kapsayan bir tanıtım ve gözlem gezisi düzenlediklerini belirtti. Bölge halkının ve esnafının faydalanması için İngilizce ve Rumca dillerde kurslar düzenleyeceklerini dile getirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü'nün Suruç'ta yaşanan katliamın ardından Kobaneli çocuklara göndermek üzere başlattığı oyuncak kampanyasına destekler gün geçtikçe büyüyor. Toplumun her kesiminden büyük takdir toplayan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ederken, bazı sivil toplum örgütleri de Kobaneli çocuklar için oyuncak bağışı yaptı. Son olarak CTP Genel Merkezi'ne gelen Bağımsızlık Yolu Örgütü, topladıkları oyuncakları Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü'ne teslim etti. Orman yangınlarına anında müdahale etmek amacıyla kiralanan ve ülkeye geldiğinde Ercan Havaalanı'nda konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, artık Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan Orman Dairesi'ne ait alanda bekletilecek. Kanal Sim Haber Merkezi'ne konuşan Orman Dairesi Müdürü İsa Dilek, yangın söndürme helikopterinin ülkeye geldiğinde ilk olarak Ercan Havaalanı'nda konuşlandığını, ancak yangına müdahale zamanı açısından sıkıntıları gidermek için konuşlanma noktasını değiştirdiklerini söyledi. Türksen Kadın Kolları başlattığı kampanya çerçevesinde topladığı yardımları Kocadal ailesine tedavi görmekte olan bebekleri Adal'a tıbbi araçların alınması için bağışladı. Lefkoşa Türk Belediyesi ile Telsim arasında imzalanan Kumsal Parkı'nı yeniden canlandırma ve ışıklandırma projesi protokolü kapsamında tümüyle yenilenen Kumsal Parkı hizmete açıldı. Telsim Genel Müdürü
Rasim Karas yaptığı konuşmada Telsim olarak Lefkoşa'nın tarihi ve eski parklarının bir tanesi olan Kumsal Parkı'nı yeniden sakinlerine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında kumsal sakinlerine evinize hoş geldiniz diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı da yaptığı konuşmada 46 yıl aradan sonra yeniden bölge sakini arkadaşlarıyla kumsal parkında bir araya gelmenin heyecan ve gururunu yaşadığını ifade ederek kendisinin de çocuklarını bu bölgede doğurup büyüttüğünü vurguladı. Kanal Sim ve Yakın Doğu Televizyonu'nun işbirliğiyle hazırlanan Engelsiz Haber'in sonuna geldik. Sağlıklı, güzel, engelsiz günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.